Bakanlığımız 2017 yılında tarım havzaları destekleme modeli uygulamasına geçti. Bu kapsamda 81 tane ili ve 922 tane ilçenin hepsini birer havza kabul etti ve buralarda yetiştirilecek olan ürün desenlerini belirledi. Bu ürün desenlerini belirlerken bizim sahada yapmış olduğumuz çalışmalar, TÜİK verileri, üreticilerimizin ürün desenleri, tercihleri, sivil toplum örgütleri başta Ziraat Odası olmak üzere onların faaliyet alanları dikkate alınarak belirlendi. Bu havza modelindeki amaç her ürün grubunun yetiştirdiği havzada desteklemek ve buna göre de destekleme ile ilgili yeni planlar, programlar yapmak. Bizim Karabük ilinde ve ilçelerimizde ana ürün grubu olarak yetiştirilen buğday, arpa, tırtıkale, yem bitkileri, nohut, sıraçlık mısır, mısır ve merkez ilçe için çeltik destekleme havza modeli kapsamında alındı. Bunun haricinde diğer ürün grupları ilimizin havza desteklemesinde yoktu. Üreticilerimiz tabii bütün ürün grupları istedikleri yerde dikebilirler. Ama bakanlığımızca uygulanmakta olan doğrudan gelir desteği adı altında vatandaşlarımızın bildiği mazot gübre desteklemeleri, sertifikalı tohum desteklemeleri, fark ödemelerini alabilmeleri için havza kapsamında bir ürün grubu olması gerekiyordu. Geçen sene itibariyle bakanlığımızda yapmış olduğumuz bir proje kapsamında bir deneme amaçlı Eskibazı ilçemizde 350 dekarlık bir alanda ayçiçeği projesi yaptık. Çok da olumlu sonuçlar aldık. Üreticilerimiz bunda devam edeceklerini, bu üretime devam etmek istediklerini arzu edince biz bu görüşlerimizi bakanlığımıza yazdık. Kendileriyle de görüştüğümüzde son zamanlarda sizin de beraber az önce söylediğiniz gibi resmi gazetede yayınlanan bir kararnameye göre Eskibazı ilçemizde ayçiçeği üretimde tarımsal destekleme alanı içerisinde alındı. Bu tabii bizi sevindirdi ve bundan yayınlanmasıyla ilgili, tebliğin yayınlanmasıyla itibaren arkadaşlarımız hemen bir start verdik, sahaya gönderdik. Şu an arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Şu an için biz 2022 yılı için 2000 dekar alanda ayçiçeği ekmeği hedefliyoruz. Üreticilerimizin ilk etapta ihtiyacı olan tohumluğun tedariki ile ilgili çalışmalara başlattık. Hangi çeşit ekeceğimizi belirledik. Bu konuda bağlantıları da yaptık. Yakın bir zamanda tohumu getirip üreticilerimizde %75 maliyetini biz karşılayıp %25'ini üreticilerimizden almak koşuluyla güzel bir destekleme modelini uygulayacağız. Bunlar içinde üreticilerimizin ÇKS'ye kayıtlı olan arazileri içinde mazot gübre desteklemeleri, fark ödemelerini de alabilecekler. Biz üreticilerimize alternatif olarak düşündükleri her türlü ürünlerin uzun vadede ekmeği taahhüt ettikleri takdirde ilimiz havzasına alabileceğimizi söylüyoruz. Bu 2000 dekar gelecek senelerde 2000, 2500, 3000 dekarın olması zamanın piyasa koşullarının belirleyeceğini düşünüyoruz. Ama bugün itibariyle 2000 dekarlık bir üretim alanı bizim için sevindiricidir. Önemli olan bu alanın bu rakamlarda da olsa sürdürülebilir ve devamlı olmasıdır.